Şimdi en son şu başlıkta kalmıştık. Kişisel bir kavga mı? Bir tripod, bir işte ışık mı? Yoksa bir ekip çalışması mı? Çok boyutlu bir strateji mi? Bakan ve Cumhurbaşkanı yanı sıra neden gazeteciler? İsmet Bey ne diyorsunuz? Nasıl bir çalışma, nasıl bir çalışma yöntemi, nasıl bir strateji? Niye gazeteciler hedefle? Şimdi bence Latif Bey çok büyütmeyelim dedi ama bence olay büyük bir olay. Yani ben orada Sedat Peker boyutunda bakmıyorum olaya. Bakın bunlar dünyada hep denenmiş olaylar. Mesela Endonezya modeli diye bir model bilinir. Suharto döneminde nedir diyecek? Amerikalılar Suharto ile beraber bir sürü pis işin altına imza attılar. Suharto diktatördü. Efendim Amerika'nın başa getirdiği, desteklediği birisiydi. Ama Doğu Timur'un bölünmesini dayatınca Suharto direndi. Direnince ortak yaptıkları bütün suçları Suharto'nun üstüne attılar ve Suharto'yu devirdiler. Şimdi Koskates genç arkadaşlar hatırlamaz belki ama belli yaşınızın ikiler hatırlar. Bir Koskates skandalı vardı Yunanistan'da. Uzun süre gündemde kaldı. Orada da amaç neydi? Papandreou Amerika'nın bazı isteklerine karşı çıktı. Karşı çıkınca Koskates diye bir bankacı vardı, Girit Bankası. Oradan 80 milyon dolar hortumlamıştı. Onları bir açığa patlattılar ve arkasından öyle bir yayın yaptılar ki Papandreou iktidardan indirildi. Bakın geçelim kendimizden bir örnek verelim. Çoktur örneği ama bir İSKİ olayı vardı hatırlarsınız. Evet. İSKİ olayında rüşvet olayları patladı. Doğru muydu? Doğruydu. Ama niyet o rüşvet olayı mıydı? Yani temizlik miydi? Hayır, öyle değildi. Ortama bakalım. O günlerde Çeküç Güç vardı, görev başındaydı. O zaman da SHP-DYP koalisyonu vardı. SHP Çeküç Güç'e itiraz etmeye başladı. Çeküç Güç böyle zorla geçer hale geldi. Oysa ki Amerika'nın Çeküç Güç'e ihtiyacı vardı. Neydi ihtiyacı? Birincisi Irak'ın kuzeyinde bir ikinci İsrail kurmayı planlıyordu. Yani şu mu? Çekiç güç için aslında o olay var olan bir olay kullanıldı. Kullanıldı. O zaman siyaset dizayn edildi. Evet evet. Yani bugün şimdi ona geleceğim. Evet evet. O zaman bugün amaç siyaseti dizayn etmek. Evet evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. O İktidar zaman değişikliği mi? İsterseniz bir cümle daha araya kavranabilir. İsmet Bey. Bir cümle araya gireyim isterseniz tabii, daha girin, sağlıklı. Girin değişiklik evet, olur, güzel olur, buyurun. Şimdi bakın hem Yunanistan'daki Koskatas olayında hem de İSKİ olayında ortada somut suçlamalar ve bu suçlamalara dayalı somut deliller vardı, belgeler vardı. Yani işte bir tarafta 80 milyon dolar hortumlayan bir başbakan, diğer tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, İSKİ'yi soyup soğana çeviren bir genel müdür. Şimdi burada ben bir kere büyütmeyelim, büyütecek bir şey yok demedim. İsmet Bey yanlış anlamış. Yani ortada somut delil ve bilgiler yokken, belgeler, kanıtlar yokken bu konuyu bu kadar çok konuşmak sadece o iddiayı ortaya atanların ve onun arkasındakilerin amacına hizmet eder. Bunu söylemeye çalıştım. Ben. Anladım. Ortada sadece, bence şu an için sadece ortada somut bir tek olay var. O da dediğim gibi Sedat Peker dillendirdiği için değil, İçişleri Bakanı canlı yayında söylediği için 10 bin dolar maaşa bağlanan siyasetçi kimse bunun ortaya çıkarılması gerekir. Ortadaki tek somut konu budur. Onun dışındakilerin hepsi Sedat Peker'in ya da Sedat Peker gibi bir başkasının çıkıp da iddia ettiğinde havada kalabilecek konular. Yani Suriye ile ilgili biz nasıl ciddiye alabiliriz o konuyu şu anda? Ciddiye alıp da bu konuyu konuşmak, işte Türkiye'nin çevresindeki düşmanlarına koz vermek, bunlar kimin işine gelir İsmet Bey? Ortada somut bir şey varsa oturur hep beraber konuşuruz, üzerine gideriz. Benim demek istediğim bu. Anladım. Yani ben olayların seyrini anlatmak için söyledim. Yani bu örnekleri veriyorum. Şimdi o zaman ne oldu arkasından? O 6 ay Türkiye'de birinci sayfalarda kaldı gazetelerin. İSKİ olayı. Yani şimdiki rakama baktığınız zaman yani herhangi bir belediyedeki basit bir rakamdır. Yani öyle büyük ölçekli de bir şey değil. Bugüne kıyaslarsanız.
Şimdi orada SHP'nin direnci kırıldı ve çekiç güç oylamaları tıkır tıkır işledi. Yani Amerika kendi hesabı için hem o zaman PKK'nın büyütülmesi vardı, artı Irak'ın kuzeyinde çekiç güç korumasında devlet kurulmaya çalıştı. Peki bugüne uyarlarsak, çekiç güç bugün ne? Amerika'nın çekiç gücü bugün ne? Suriye'nin kuzeyi mi? Amerika şu anda Türkiye'de bir ne iktidar istiyor? Değişikliği istiyor. Ha, bu yani, net bir şekilde o zaten. O değil, yani Suriye'de değil, aslında bir çekiç güç de değil mevzu. Evet, artık evet. İktidar değişikliği. Evet, yani sorun peki. Bu. Yani bunu biz söylemiyoruz. Bunu Rand Corporation raporu söylüyor. Brookings Enstitüsü'nün raporlarında var. Amerika'nın devlete yakın, Amerikan devletinin yön veren çeşitli yayın organlarında var. Hı. Efendim, ulusal güvenlik danışmanlığının kuruluşlarının raporlarında var. Yani Türkiye'de böyle bir değişiklik isteniyor. Yani bunu artık gizli saklı falan da değil yani. Amerika'da... O zaman Peker'inki de kişisel bir kavga değil. Yani şimdi bakın. Nasıl öyle, bir ekip? Var mı bir ekip? Öylece ustaca yapıldı ki bu iş. Mesela ilk başta nasıl anladık bunu? İlk videolar çıkınca sanki Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile Peker arasındaki bir iş gibi algıladık, değil mi? İşte biraz da çeşitli olaylar vardı. Millet oradan baktı. Fakat bir süre sonra Mehmet Ağar, Sedat Peker giderek şeyin genişlediğini ve yavaş yavaş yukarıya doğru tırmandığını gözlemledik. Ha, burada mesela biraz önce konuşuldu, siz de söylediniz. Mesela Aleviler meselesi gündeme geliyor. İşte Kürtler meselesi gündeme geliyor. Yani toplumun hassas noktaları yavaş yavaş sanki bir el çok usta bir şekilde yönetiyor. Şimdi mesela bizim basın, bizim merkezdeki arkadaşlarımızın elde ettikleri bazı bilgiler var. Yarın da gazetenin manşetinde yer alacaktır. Ayıp olacak ama merak ettim şimdi vallahi. Bu operasyonu 12 kişilik bir ekibin yönlendirdiği. Yani duruşundan diksiyonlarına kadar, efendim, masadaki şeylere kadar. Yani şu mu, Sedat Peker şu an 12 kişilik bir ekiple mi çalışıyor? Valla şu anda içinde çoğunluğu yabancı olan bir ekiple bu operasyonun yürütüldüğü şeklinde sağlam bilgiler geldi arkadaşlarımız. Bu ekibin menşei belli mi? İçinde bir kısmı Türk, bir tercüman artı yabancılar. Yabancılar nereden? O konuda bir ayrıntı yok. Ha. Yabancı olduğunu biliyoruz. Yarın okuyacak mıyız yani? Vallahi yarın onu manşette arkadaşlar hazırladılar. Herhalde Türkiye okuyacaktır. Çok merak ediyoruz. Latif Şimşek, şimdi bu böyle bir ekip yarın gazetelerinin manşeti. Bununla ilgili birkaç cümle var mı? Devam edeyim mi buradan, bilemedim. Soruyorum. Var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçekten... ilk anda mesela Kosova'dayken, işte Karadağ'dayken Sedat Peker orada kendisine yapılan operasyonlardan kurtulmaya çalışan bir kişi izlenimi vardı. Sonrasında işte pastan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğinde İsmet Bey'in de dediği, eğer doğruysa, yarın ayrıntılarını okuyacağız, 12 kişilik bir ekip çalışıyorsa Sedat Peker için, bu demek ki bir kamera bir tripod değil. Yani bir kamerayla bir tripodla vermiyor bu mücadeleyi. Yıllardır Türkiye ile mücadele veren, Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışan birileridir bu yabancılar mutlaka. Yani herhalde bu yabancılar Azerbaycanlı değildir. Yani Gürcistanlı değildir. Venezuelalı da değildir. Yani isim vermiyor İsmet Bey ama ben söyleyeyim, eğer böyle bir yabancılar varsa bunlar ya Amerikalıdır, ya İsraillidir, ya Fransızdır, ya Yunandır, ya Suriyelidir, ki olma ihtimali çok zayıf Suriyeli. Sadece Türkiye karşıtı açısından söylüyorum. Böyledir yani bunlar. Peki. Ya Türkiye'yi, Hande, şunu söyleyeyim bir cümle. Şimdi biraz önce İsmet Bey dedi ki Amerika'nın Tayyip Erdoğan istemediği kesin. Eğer herkes böyle düşünüyorsa, yani oradaki konuklar da böyle düşünüyorsa, şu soruyu sormak lazım. Amerika, dolayısıyla İsrail, Tayyip Erdoğan'ı neden istemez? Türkiye Tayyip Erdoğan gitsin de milli geliri artsın, daha büyük bir ülke olsun, daha demokratik bir ülke olsun diye mi istemez? Yoksa Tayyip Erdoğan belası başımızdan gitsin de artık Türkiye'yi eskiden olduğu gibi biz yönetelim için mi istemez?
Bu soruyu herkesin kendine sorması gerekiyor. Peki, bunu da konuşuruz hatta. Fakat önce size sorduğum soruyu diğer konuklarıma da bir sorayım. Kemal Bey, ne diyorsunuz? Şimdi İsmet Bey bir takım bilgiler verdi zaten. Kişisel bir kavganın ötesinde yarın Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde biz, evet, 12 kişi okuyacağız. Bir takım, bir ekip okuyacağız. Burada İsmet abi muhtemelen sana yanıt gelecektir. Gazetecileri de alıyor ya, yanıt veriyor ya. Evet. O yüzden hani bu akşam mı yarın mı bilmiyorum ama. Hazırlıklı olun ya. Evet, ne diyorsunuz? Bilgiler yani, olarak aktarabilir de burada sıcağı sıcağına bilgiler mevcut İsmet abi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de böyle bir algı görüyor musunuz? Yani böyle bir ekip işi görüyor musunuz? Bakanlar, Cumhurbaşkanlığı yanı sıra gazeteler, gazeteciler diyeyim niye hedefte? Programın başlangıcında iftiralar, iddialar ve ithamlar olduğunu söylemiştim. Evet. Bunların da ziyadesiyle iç işlerimizde üzerine düşünülenin bir an evvel yapılması gerektiğinin vurgulamıştım. Sayın Latif Bey de aktardı. Hakikaten Türkiye son dönemlerde Ukrayna meselesi, Karadeniz meselesi, Libya, Doğu Akdeniz meselesi, Suriye meselesi dış politikada birçok sürecin içerisinde yer alıyor. Ve tabii ki burada Amerika'nın veyahut da onu takip eden, yani biraz önce değinemedim ona, Birleşik Arap Emirlikleri dediğimiz ülke 10 milyonluk bir ülke ama bütün Orta Doğu'yu, Kuzey Afrika'yı dizayn etmeye çalışan da bir ülke. Bunun için çok ciddi rakamlar ayırmış. Nüfus yapısı, Müslümanların tepkisini almak pahasına İsrail'le hava yollarını bile açmış bir ülkeden bahsediyoruz. Yani gelinen noktada bir işbirliğinin olduğu çok açık. Bir planlama, bir organizasyonun yapıldığı çok açık. Ancak biz ülke olarak istihbaratımızla övünen bir ülkeyiz. Bu şekilde yumuşak durumlarımızı ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. Bu operasyonlara sebebiyet vermemek durumundayız. Daha evvel bu süreç anlatınca Sayın Özçelik, terörist başı Öcalan'ın sürecini aklıma getirdim bir an evvel. İşte o zaman Ateş Paşa'nın gidip Hatay'da sınırda tepkisini Esad'a göstermesi, Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması, ülke ülke dolaştırılması, en son Kenya'dan ülkemize getirilmesi süreci. Hı hı. Aynı bu süreçte bir yerden bir yere alınıyor. Sonuçta bu şahsın, bu zatın ne böyle bir gücü vardır, Fas'tır, Kafkasya'dır, oralarda gezip başka yere aktarmak suretiyle bir gücün olduğu belli. İşte Aydınlık Gazetesi bir habercilik örneği sergileyerek bunları yarın inşa edecek. Biz de merakla okuyacağız bunları. Ben de tamamını okumadım. Ben de yarın merak ediyorum tamamını okumak için. Özetini biliyorum. Yani netice İstisal da haber okusak şurada. netice itibariyle istihbarat birimlerimiz bunlara fırsat vermemeli. Biz Peki. güçlü devletiz. Bununla her zaman övünüyoruz. Bunları ortadan kaldırmak durumundayız. Hilmi Bey, ne dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz? Hem ekip işine hem gazeteciler işine. Yani bu gazeteciler işi onun tiniyetine yakışan bir davranıştır. O yüzden şaşırmadım. İlk önce Sayın Abdülkadir Selvi'yi ardından bugün Veys Ateş'i hedef aldı. Bir çete elebaşısı elbette kendisinin bu tür konulardaki şeyleriyle ilgili yazan, eleştirilen herkesi hedef alabilir. Belki biz burada yaptığımız yorumlardan dolayı bizi de hedef alabilir. Hiçbir korkumuz yok. Yani biz doğru olanı söylemek durumdayız. Gazeteciler de ahlaklı olanlar, özellikle gazetecilik de ahlakla yapılıyor, araştırmacılık da ahlakla yapılıyor. Onlar da bu anlamda doğruyu arayıp bu topraklardan olaya bakanlar, siyasetçiler de dahil olmak üzere bu konuda Peker'in yaptığı hiçbir fiil ve eylemi desteklemez ve bu konudaki tavırlarından net ortaya koyabilir. Ama şunu da ben söylemiyorum. Bunların hepsi doğru söylediklerim. Bu adam çete elebaşısıdır ve şu anda da istihbarat örgütlerinin elinde oyuncaktır. Ama somut bir şey ortaya koymuş olsaydı biz de bunları araştıralım, bunların peşine düşelim derdik.
Bakın son videolarda neredeyse hiç izlenme şeyi düşmüş durumda. Yerlerde geziyor. Bir süre sonra da... Öyle mi diyorsunuz? 50 milyonlar falan deniyordu en son. Yok, toplam. öncekiler daha yüksekti. Şimdi düştü. İlgi azalıyor. Diğer taraftan da geçtiğimiz hafta da ben yaptığım araştırmadan rakamları verdim. Birçoğu da eğlence amaçlı izliyor. Yani %40'lık bir kesim izleyenler arasında eğlence amaçlı olarak izliyor. Sonuç itibariyle tüm bunlar bunu yok saymamızı gerektirmiyor. Geçmişteki yaptıkları var ve burada zaten sıkıştığı için Türkiye'de kendisinin bir şekilde tutuklanacağını bildiği için Türkiye'yi terk etmek durumunda kaldı. Burada yaşama şansı bu anlamda rahat rahat elini kolunu sallayarak dolaşma şansı ortadan kalktığı için gitti. Balkanlara gitti. Balkanlarda da 9 kez operasyon yapıldı. Bir şekilde yakalanamadı. Şimdi oralara hangi istihbarat örgütleriyle gittiyse bunlar aslında bakarsanız biliniyor. Ancak yarın belki bu ilişki ağı biraz daha somut olarak ortaya çıkar. Ancak bunlar da aslında bakarsanız bunu bilmek için de çok şey olmaya, istihbaratçı olmaya da gerek yok. Bu ifşaatlar, bu ya da iddialar ki bunların hepsi şeydir, nedir onun adı, tutarsızdır bir şekilde... arkasında durabileceği bir süreç yok, delil yok, belge yok. Buradan bakınca tamamen Türkiye'yi sıkıştıran, Türkiye'yi köşeye sıkıştıran ve Türkiye aleyhine bir algı oluşturmasına sebep ama olan bir şeydir. Ama şunu soracağım, orada müsaadenizle şunu da iddia, tamam. İtiraf dışı, iftira dışında bir de bir takım itiraflar var. Onlara gidelim. Türkiye Hürriyet gibi saygın bir gazeteye yapılan bu anlamda saygın da olmayabilir. Yani sonuçta şöyle düzelteyim. Bu kadar meşhur ve tanınmış bir gazete de olmayabilir. Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birisi de olmayabilir. Herhangi bir basın örgütüne, basın yayın kuruluşuna bu şekilde bir eylem ve fiilde bulunmak başlı başına büyük bir suçtur. Yani nereye yapılırsa yapılsın suçtur. Bir de basın yayın organına yapılması daha büyük suçtur. Sonuç itibariyle bunların açığa çıkmaması noktasında bir şey söylemiyorum. Elbette çıksın. Bunun arkasında kim varsa da sonuna kadar ortaya çıkarılmalı. Arkasında kim varsa da çıksın. Yani sonuç itibariyle burada işte ortaya attığı iddialar, efendim şahıslar ve buna benzer süreçler açısından da bakıldığı zaman işte Süleyman Soylu söyledi. O Süleyman Soylu çıktı, çürüttü. Diğer taraftan bakıldığı zaman o geçmişteki söylediği mitinglerle ilgili ve buna benzer süreçler açısından bunları ben daha önce sizin yayınınızda da başka yayınlarda da eleştirdim. Bu konuda Ömer Çelik'in de açıklamaları var AK Parti içerisinde. Onun da eleştirileri var. Ve buradaki tutum belli. Burada Sayın Erdoğan'a bir şekilde bu iş yaslanmaya çalışılıyor. Ancak Erdoğan'ın da bu tür çete elebaşlarıyla bir şekilde bunlara herhangi bir şekilde mahal verecek bir fiil ve eylemde bulunmasını ben beklemiyorum. Yani sonuç itibariyle bu iddiaların hepsinin aslında hedefinde temelde Türkiye, ardından da Erdoğan ve AK Parti iktidarı var. Bakıldığı zaman arkasında FETÖ ve buna benzer işte örgütlerin hedefinde olduğunu gördüğümüz zaman başka bir buradan yorum da çıkaramayız yani. Peki şimdi Hande, bir kısa şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şimdi arkasında kim var diye sorduk ya. Şimdi mesela 8. videoda bir olay var. Suriye'ye silah sevkiyatı ile ilgili. Şimdi bu yeni mi bu bilgiler? Sen de yakından takip ediyorsun. Hayır canım, eskiden biliyorsun. De bu konu konuşuldu. Ha, bilinen yok bir işte, konu. Yok işte Türkiye şurada yargılatılmaya çalışılıyor dendi. Evet. Şöyle dendi. Evet, hepimiz bilinen bir konu. Peki neden bu videoya girdi? Şimdi bu sorunun yanıtı önemli. Bakın, bir süredir Türkiye ile Suriye arasında görüşmeler yapılıyor. Evet. Hatta Türkiye'de Suriyelilerin oy kullanması bile gündeme gelmişti. Önümüzdeki günler, Mayıs ayı içerisinde de muhtemelen bazı toplantılar olacaktı. Ve Suriye ile ilişkilerin yeniden kurulması için bir yol haritası belirlenmeye çalışılıyordu. Şimdi böyle bir ortamda bu olayın gündeme getirilmesi, peki bu süreci olumsuz etkiler mi, etkilemez mi? Etkiler şüphesiz. Peki bundan kim yarar görür? Türkiye ile Suriye'nin, Şam'ın ilişki kurmamasından kimin yararınadır?
İki tane devlet var. Birisi İsrail'dir, birisi de Amerika'dır. Yani bu paketlerin, videoların içine konan malzemelerin kimin hesabına yapıldığını göstermesi açısından bence en dikkat çekici olaylardan birisidir diye düşünüyorum. Peki tam da o zaman böyle devam edelim ve tabii çünkü hepsi aslında birbirine bağlı. Latif'in demin gündeme getirdiği soruyla devam edelim. Bülent Bey'le başlayalım. Latif, senin sorunu sana soracağım ama mutlaka. Bülent Bey. O konuya geçmeden önce Hande, ben de bir cümle İsmet Bey'e bir cümle katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin sürekli Amerika'ya yaptığı bir itiraz var. Terör örgütü PYD, YPG'yi silahlı bir şekilde Suriye'nin kuzeyinde desteklemesini biz her platformda dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da yüksek perdeden bunu ifade ediyor. Şimdi Sedat Peker'in bu söylediklerini eğer Amerika ve İsrail ciddiye alırsa ve Fransa ciddiye alırsa diyecekler ki ya işte siz de DAEŞ'in bir kovuna silah yardımında bulunuyormuşsunuz Suriye'de denilecek. Eğer ciddiye alınırsa onun için ciddiye alınmaması, büyütülmemesi gerekir diyorum. Hı hı. Yani hani kendi eliyle kendine tuzak kuran ya da kendi eliyle kendini itibarsızlaştıran bir pozisyona düşmememiz gerekiyor. Peki.